Merhaba dostlarım ve dostlarım, ben Ahmet ve bugün sizler için yepyeni bir sunucu tanıtımındayız arkadaşlar. Ve bugün tanıtacağımız sunucu arkadaşlar VIA Network. VIA Network Skyblock sunucusu ile karşınızda arkadaşlar. Yakında da Survivor'a ve OP Skyblock açılacak değerli dostlarım. Oralara da katılabilirsiniz. Bildiğiniz üzere bayağıdır video çekmiyorduk zaten. O yüzden maymun gibi konuşmalar yapabilirim. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Şimdi spawn'ımızdayız gençler. Bu arada Shader Pack'imizi de kurduk. Tabii ki de Shader Pack'siz olmaz. Ya Texture Pack ya da Shader Pack'imizi aktif edeceğiz. Buradan Discord adreslerinin ne var arkadaşlar? Discord'a katılabilirsiniz. Siteye katılabilirsiniz. Sitede %50 indirim var arkadaşlar. Mesela VIP'lerimize bakalım. VIP'lerimiz burada görebilirsiniz. VIP aboneliğimiz 20 TL bir ayı. Yani %50'nin 10 kredi şu an 10 TL. Burada 35 TL. Burada 50 TL ve en pahalısı aman 50 lira, bu da 50 lira. Ama niye böyle? Bir HVIP, MVIP ve MVIP Plus. Bunlar bak aynıymış. Büyük ihtimalle şu anda bir nasıl desem arkadaşlar, indirim var. O yüzden dolayı en pahalı VIP ile bir altındakini normal bir şekilde almış. Burada VOTE var arkadaşlar. Slash VOTE'den verebilirsiniz. Bu neymiş? Bu büyük ihtimalle gençler yakın bir süre içerisinde sıralama sistemi gelecek. Bunlar sıralama olacak. Sonucu daha aktif değil. İlk tanıtımını biz çekiyoruz arkadaşlar. Şu anda kurucu kardeşimizle birlikteyiz sadece. Burada ne varmış? Günlük oyuncu ödülümüzü şöyle bir alalım. Bende game mod var. Tabii ki de sizde game mod olmayacak arkadaşlar. Onu da baştan söyleyeyim. Şans kutumuzu da bir açalım bakalım sessizce. 32 tane demir var. Fena değil. Şu anda zaten MX Skyblock'tayız arkadaşlar. Bu ne bizim profilimiz? Her şeyi burada görebiliyoruz. Takat isteklerini falan gönderebiliyormuşuz bak burada. Burada neymiş? Ana menü. Ana menümüzden her şey geliyor. Aa, YouTube adresim. YouTube'da varmış bak. YouTube adresini de yapabiliyormuşuz gençler. Bu neymiş? Hesap ayarlarımız, sunucu kuralları, marketler, kitler, rütbeler, VIP abonelikler, ihale menüsü, tüccar, genel bilgi, günlük ödüller zaten aldık arkadaşlar. Günlük ödüllere bakalım. Günlük ödüller neredeydi? Günlük ödüller. Günlük ödüllerde ben mesela VIP'yi alabiliyor muyum? Alamıyorum. Game modum var ama open yok gençler. Burada da zaten onu öğrenmiş olduk. Burada başka ne var görecek? Ama bunlara bir yakınlaşmam gerekiyor edersen. Warp yazayım. Hasta değilim gençler ama yine de böyle birazcık bir tık rahatsızım sanki. Nedenini de bilmiyorum. Spam'da size şöyle göstereyim gençler. Spam'da hiç fena değil bence. O spam'da da hoşuma gitti. Uçan balık mı lan o? Harbiden uçan balıkmış. Uçan balık necam ettim. Güzel bu arada. Tarzı bir tık şöyle bir arena ve bir Mısır saraylarına benzeyen güzel bir yapı var bu arada. Bu hoşuma gitti. Hiç fena değil. Bunu ne bloklarından yapılmış? Bak, güzel bir geçiş olmuş aslında. Beyazdan siyaha geçiş güzel bir eski efekti vermiş. Burası da bayağı bildiğin Gandalf'ın kulesi gibi. Güzel, hiç fena değil. Şimdi buradan bir warplarımızdan ilk önce bir vakit nakittire biliyoruz. Vakit nakittir zaten az buçuk biliyoruzdur gençler. Burada yatırım sorumlusu var. Neyse, mesela benim 600 TL param var gençler. Burada mesela ne varmış? Hop. Mesela 100 bin verip 10 saat boyunca AFK var, 250 bin yapabiliyoruz. 50 verirsem 100 bin, 30 bin verirsem 50 bin verir 2 saatte gençler. Burada da zaten beklediğiniz saatine göre size faydalılık sağlıyor. Buradan onu aldığınızda mesela AFK giriş bölgesine koyuyorsunuz. Yani mesela ana hesabınızdan oynarken yan hesabınızı da AFK bir şekilde koyabilirsiniz. Şimdi buraya da sıralamaya geldik. Bakalım. Bir nevi bunlar yönetim ekibi büyük ihtimalle arkadaşlar. Yönetim ekibi sıralamadadır. Çünkü dediğim gibi daha oyunculara aktif edilmedi burası. Burada sandıklar varmış. Sandık sistemi birazcık farklı mı? Ya ben dedim buranın tamamen etrafında mı dolanacak dedim. Pek de etrafında dolanmamışız gençler. Bu ne? Ha tamam, şey, game moddayım ama sağ sola kıramıyorum. Güzel. Bu neymiş arkadaşlar? Ooo, ejderha zırhı parçası. Burada gizemli kutu varmış. Burada da bayağı bir para veriyor gençler. Bu neymiş? Bunlar büyük ihtimal bir sıkıntıdan dolayı. Şimdi dur bakayım. GD, SOS, S. Ne oldu lan? Yazdım lan. DG'ymiş lan. GD diye çıkıyor. Allah canım almasın. Yazdık mı? Ne verdi acaba? Ödül aldım. Para mı verdi? Para vermiş aynen. Maden kasa sanatlarım da varmış gençler. Maden kasa sanatlarına da için para olmasını da isterdim aslında. Bu ne? Kasalar, spawner kasası. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Maden. Heh. Maden, madenimiz var bakayım. Kömür vardı. Allah cezanı vermesin sana.
kömür mü verdin vere vere gerçekten ya? Daha da kötü bir şey verebilirdin aslında yani. Halı sahanın futbolu varmış bakalım. Ben bu arada arkadaşlar Bahçesaray, Taş, Fener tutuyorum. O adam burada. Ne oldu? Bakın ben de şuraya gireyim bakayım. Hadi. Ne olacak acaba? Bu manyak kendi kendine oynuyor. Gol. Ben bunu yenerim ki. Şike var. Ne oluyor? Böyle atlamıyormuş. Bu arada güzel bak bu arada atlaması. Şike var. Ben bu arada oynarım bu maçı. Buradan. Böyle her vurduğumda buff yapabiliyorum. Gol. Şike. Ben vurdum normalde onu. Bakın gol yemiyorum. Oğlum adam çözmüş gibi oyunu. Attım. güzeldi. 2-1 yenmiş olduk gençler. Burada warplarımıza da devam edelim. Ne varmış? Selam örgüsü. Rütbe ham madde bölgesi. Rütbe ham madde bölgesi nasıl yani şimdi? Abakiye kazandım lan bu arada galiba. Rütbe ham maddesi dediği ne varmış? Rütbe marketimiz varmış gençler burada. Bak rütbe atladıkça bunun 64 tanesini daha pahalıya satıyoruz gençler. Bakayım. Mesela benim şu anda o rütbem yok. Normal bir şekilde kasıyorum. Bunun 64 tanesini ben buna 500'e satacağım. Ama normalde rütbeye göre baksaydım ben bunu. Burada gördüğünüz gibi rütbeye göre atlasaydım. Bu bayağı bir yükseltiyormuş gelir. Aynen. O zaman parayı birazcık rütbeye yatırmak daha mantıklı gençler. Parayı olabildiğince yatırmak lazım yani. Geri geldim. Burada ihale menüsü falan var gençler. Genel bilgiler ve komutlar. Zaten bunları siz kendiniz incelersiniz. Şuradan bir adamıza gidelim. Adamızda ne varmış? Adamız farklı bir ada. Güzel. Ama burası normalmiş bak. Burası. Böyle bir ada yapıyorsan bence normal yapmamak lazım. Ama direkt bizim şeyimiz de varmış. Çok güzel oran bakın. AP var mı? Auto pickup açık mı? Auto pickup şuradan açabiliyor muyuz? Herhalde sadece VIP'lere özel gençler bu. Bakayım. Jeneratörde aynen şey çıkıyor arkadaşlar. Kırık taş taş. Birbirinden farklı bir şekilde çıkıyor büyük ihtimalle. Ama şu anda hala taş çıkıyor. Niye öyle oldu? Dur bakayım merak ettim. Mesela bu farklı. Büyük ihtimalle sunucuyla alakalı bir şeydir. Çünkü böyle bir şey olduğunu hiç bilmiyordum ben. Bu bayağı farklıymış. Şimdi hazır bir şekilde de burada bir şeker kamışı farmımız var. Burada zaten otomatik bir şekilde farmlarını da başlatmış oluyor oyuncularımızın. Bu şeker kamışları... doğru kaktüsün yanına ekilmemiş. İşte. Bunları bir kaldırabilir miyim acaba ya? Bunları bir kaldırayım gençlerden de rahatlayayım. Çünkü hiç sevmiyorum böyle şeyleri. Şunu da bir kıralım. Tamam şimdi tekrardan ekeceğim. Bunlar da yavaş yavaş büyür. Çok güzel oldu. Adamda bir ağaç var. Ağacımı da yavaştan bir kırayım gençler. Bu da bir başlangıç seviyesi olsun bizim için. Adamı nasıl ya genişletebilirim? Taş kasabilirim. Bayağı bir taş farm yapabilirim. Aslında Skyblock'larda arkadaşlar normal taş blok yapmak çok sağlam oluyor. Böylelikle hem odundan kısmış oluyorsunuz hem de vakitten kazanmış oluyorsunuz. Eski videolarımızdan birisinde vardı. Ben de emin olun bir o kadar unuttum arkadaşlar. Eski videolarımı inceleyeceğim. Eski videoları bulursam eğer onu ben de yapacağım. Sabah olsun. Tabii ki de evet. Tabii ki de evet yani hem de. Evet. Şöyle yazalım da yani gerçekten. Şimdi burada ne var? Bunda bakalım. Bir karpuzumuz var. Buzumuz var gençler. Ek olarak yapmak istersek diye büyük ihtimalle bu. Altta biri mi var? Kurucu mu dikiş o? Yok kurucu kardeşim bizi dikişlememiş. Şimdi başka ondan sonra neye bakabiliriz gençler? Kabaca zaten sunucu bu şekilde. Eksik bir şey varsa da kurucu kardeşim söyler.
Biz de onu videonun sonuna veyahut da başına eklemiş olur. Burada bir tane başlangıç paketi var. Ooo demir verdi bana. Kendime demir set yapabilirim bu arada. Demir kazmayı var mı sevdi kendime büyük ihtimalle arkadaşlar. Demirden eşyalar yapacaktım. Keşke game modum varken netherite falan alsaydım. Lan kafa yeni geldi bak. Bunları boy olarak çevirebilirdim. Fakat gerçekten gram uğraşasım gelmedi gençler. Bunları boya çevirmek yerine yani normal şurada bunlarla uğraşıp ekmek daha mantıklı. Oha! Oha! Sorduğu soruya bak oğlum ben bunu 406 çarpı 486 mı? Bunu hesap makinesiyle yapacağım dur. ...406 çarpı 486 197.316. Valla. Helal olsun lan bana. Bak 0.7 milisaniye kalabildim. Gençler sunucu kabaca bu şekildeydi. Açıklama kısmında sizler de sunucu IP'sini ve bilgilerini bulabilirsiniz. Ben bir sürede burada olacağım. Dediğim gibi site üzerinden de %50 indirimle birlikte sizler de eşyalarınızı alabilirsiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şöyle de güneşi de arkamıza alalım. Sabah güneşi sidikliye vururmuş. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada yaptığınız kadar da katılmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.